Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Diyorum Fenerbahçe bu akşam saatler 21.15'i gösterdiğinde Maribor'la karşı karşıya gelecek UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. tur revanş maçı. İlk maçı temsilcimiz 3-1 kazanmıştı. Buraya biraz daha rahat geldi Fenerbahçe. Buradan da bugün avantajlı bir skor elde ederek artık turu geçip playoff turu bileti almak istiyor. Bir muhtemel 11'i de izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. E, kalede Altay Bayındır'ın oynamasını bekliyoruz ama orada bir parantez konuşacağız. İrfan Caner'i Eğribayat da ihtimali olan bir isim. Savunmanın sağında Mert Müldür, solunda Ferdi Kadıoğlu, stoper tandeminde Samet Akaydın ve Luan Perez. Orta sahanın ortasında İsmail Yüksek, Miha ve 10 numara pozisyonda Şimanski. Sağ kanatta Ryan Kent ya da İrfan Can Kahveci iki isimden birinin forma giymesini bekliyoruz. Sol kanatta Tadic ve ileride Edin Ceko ya da bir parantezimiz var. Mişi Batşuay'ı yine Forvet'te de ileri uçta iki isimden birinin forma giymesini bekliyoruz. Hemen Erhan Seven'e yeniden sorularımı yöneltiyorum. Kaleden başlayalım. Altay Bayındır ismini veriyoruz. Süre gelen resmi maçlarda Altay Bayındır forma giydi ama İrfan Caneribayat'ın da bugün duyumlarımız o şekilde olduğunu söyleyelim. İrfan Caneribayat'ın da ilk 11'de çıkma olasılığı var. Şimdi seninle beraber de konuşarak verdiğimiz 11'de iki parantez var üçüncü parantezde İrfan Can'ı koyarsak Eğri Bayat'ı, üç parantezli bir id, muhtemel 11 önce Fenerbahçe muhabirinde yanında müdür varsa da <laughs> ikisine de yakışmaz. Ama tabii ki bunu neden bu ihtimalleri dile getiriyoruz? Ee, daha önce de bahsettim, dört maçta 21 oyuncu oynadı. Bu nedenle farklı e, oyuncuları hem denemek hem de mecburiyetler çerçevesinde oynatmak durumunda kalıyor Sayın İsmail Kartal. Bunda, e, Fenerbahçe'den TG'ye bombası Edin Dzeko, Dušan Tadić, Fred, Cengiz Ünder, Sebastian Şimanski ve Rodrigo Beka gibi yıldız isimleri renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe bu kez kale mevkisi için e hata kalkmış durumda. Mevcut kadrosunda Altay Bayındır ve İrfan Cener'i bayatı bulunduran Sarı Lajvertler, bu mevkiye tartışmasız bir ismi getirmek için kolları sıvadı. Kanarya, İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'dan ayrılan ünlü kaleci David Gea için teklif hazırladı. Suudi ekiplerinin transfer listesinde yer alan 32 yaşındaki İspanyol eldivenle temasa geçen ve uzun vadeli bir teklif götüren Fenerbahçe, kariyerini Avrupa'da devam etmek isteyen David De Gea için kesenin ağzında açtı. Fenerbahçe David De Gea'ya 3 yıllık bir sözleşme önerisinde bulundu. Tecrübeli Fenerbahçe'sine ise yıllık 6 milyon euro maaş önerisi yapıldı. Şu anda teklifleri değerlendiren, bonservisi elinde olan ve 4 yılda kariyerinde devam etmek isteyen David De Gea, Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirmek için süre istedi. Sarı lacivertlerin ünlü kaleciyle dirsek temasını sürdüğü, kontrata bonuslarının da eklenme ihtimalinin olduğu belirtildi. Ancak Fenerbahçe bu transferde yalnız değil. Bayern Münih'in de bulunan David De Gea, Alman ekibinin yaptığı teklifle netleşti. Bavyera ekibi İspanyol Edivene yıllık 5 milyon euro ve 2 yıllık kontrat önerdi. Ayrıca kontratta bir yıl uzatma da bulunduğu öğrenildi. Alman ekibi Bayern Münih, 1 Eylül tarihine kadar David De Gea transferini tamamlamak istiyor. Son olarak Manchester United'da forma giyen ünlü kaleci için Fenerbahçe'nin ise transferde yarış halinde olduğu Bayern'e göre sürü avantajı bulunuyor. Bilindiği üzere Türkiye'de transfer dönemi 15 Eylül'e kadar sürüyor. Geride bıraktığımız günlerde Suudi ekiplerinin tekliflerini geri çeviren David De Gea, kariyerinde şu ana kadar hep üst düzey takımlarda oynadı. Atletico Madrid altyapısında kariyerine başlayan İspanyol kaleci daha sonra alt takımda görev yaptı. La Liga ekibinin B takımında 35 maça çıkan De Gea, Atletico'nun alt takımında ise 84 karşılaşmada görev aldı. 2011 yılında Manchester United'ın teklifiyle kariyerinde yeni bir sayfa açan 1.89 boyundaki kaleci, Kırmızı Şeytanlar'da ise 415 maça çıktı. İspanya milli takımının formasını da 45 tek De Degea 70 milyon euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen deneyimli kaleci, Manchester United'deki 12 yıllık dönemi yakın zamanda sona ermişti. Önceki haftalarda Real Madrid ile anılan David De Gea, Kepa'nın transferinin ardından Dünya Devi ile olan görüşmelerini sonlandırmak durumunda kalmıştı. Kariyerinde toplam 664 maça çıkan De Gea, üst düzey pozisyon bilgisi, dünya çapında bilinen refleksleri ve mücadeleci yapısıyla biliniyor. Yıldız ismi Fenerbahçe taraftarları da sosyal medya üzerinden transfer çağrısı yapmayı sürdürüyor. Fenerbahçe transferi duyurdu. Fenerbahçe 20 yaşındaki Mısırlı stoper Omar Fayet'le 4 yıllık anlaşmaya imza attı. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Ülker Sadı'nda düzenlenen imza töreninde Omar Fayet'in yanı sıra yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branca hazır bulundu. Kulüp yaptığı duyuruda 20 yaşındaki futbolcudan yüksek potansiyeli yetenek olarak bahsetti. Mısır'ın ev vokallon ekibinden transfer edilen Fayet, geçen sezon Mısır Süper Ligi'nde 25 maçta forma giydi. Mısırlı futbolcu kendisini Fenerbahçe'ye bağlayana imzaya atmadan önce sağlık kontrollerinden de geçti. Orta saha transferine yoğunlaşan Fenerbahçe'nin Milan'dan Rade Kurniç için yoğun uğraş verdiği görülüyor. Fenerbahçe Kurniç'e yıllık 3,5 milyon euro maaş teklif ederken Milan'a da 7 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Bu transferin gerçekleşmesi için Milan'ın kararı bekleniyor. Edince konuda bu transferde önemli bir rol üstlendiği belirtildi. Fenerbahçe'nin orta saha transferindeki hedefi olan Radekor'un içi ikna etmede Ceko'nun da aktif bir şekilde yer aldığı ifade ediliyor. Altay Bayındır Arabistan yolcusu. Sezona galibiyetle başlayan Kanarya'da eleştiri okları Altay Bayındır'a çevrildi. Geçmiş sezondan bu yana performansıyla eleştirilerin hedefi haline gelen milli kaleci Gaziantep'le oynanan maçta yediği golle taraftarların tepkisini çekti. Mücadele sonrası 6 et türbünlerden su fırlatılırken 25 yaşındaki Felebekisi de elindeki topu yere fırlatarak taraftarlara tepki gösterdi. Kaleci transferi yapmak için girişimlerini sürdüren ve Dominik Divakovic geri sayıma geçen Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı sık sık Manchester United'da anılan 25 yaşındaki eldivenle ilgili flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Suudi Arabistan ekibi Altay, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 6 milyon euroluk teklifte bulundu. Fenerbahçe yönetimi milli kalecinin satışına sıcak bakıyor. 2019 yılında Ankara gücünden Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euroya transfer olan Altay Bayındır 145 maçta Süper Lig devinin formasını giydi. Milli Ediven Kalesi'ni 44 maçta gole kapattı. 25 yaşındaki Altay 160 kez ise topu filelerde gördü. Altay'ın Fenerbahçe olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Milli Kaleci'nin güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro. Fenerbahçe'de Villanaray ile yollar ayrılıyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Villanara'nın yeni takımı belli oldu. Ayrılığı gündemde olan Brezilyalı futbolcu Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile anlaşma sağladı. Sarı lacivertlerin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Villanara, Panathinaikos için Yunanistan'a gitti. 31 yaşındaki ön libero, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imza atacak. Geçen sezon Fenerbahçe'de göreve getirilen teknik direktör Jesus, Flamengo'da çalıştığı dönemde öğrencisi olan Villanara'yı Ayus Sarı Lacivertlere getirmişti. Ali Koç yönetimi Brezilyalı futbolcu için kulübüne 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Panathinaikos'un Villanar'a transferi için Fenerbahçe ile yaptığı bonservis görüşmeleri henüz ettik kazanmadı. Sarı Lacivertlerin Yunan takımından 3 milyon euro alması bekleniyor. Villanar'a geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 45 resmi maça çıktı. Bir kez rakip fileleri havalandırmaya başaran 31 yaşındaki futbolcu 5 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Tecrübeli 10 libero 5 mücadelede ise sarı kart gördü.